Çok kıymetli misafirlerimiz, bu yılın beşincisini düzenlediğimiz Çerkezköy Yıldızları ile buluşuyor etkinliğimize teşrifleriniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Programımız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçemiz kaymakamı Sayın Atilla Selami Abba'nın himayelerinde gerçekleşmektedir. Biz bu programı ilçemizde uluslararası, ulusal yarışmalarda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda dereceye giren öğrencilerimizi ve Ben Okurum Geleceğim Aydınlanır adlı kitap okuma projesinde dereceye giren öğrencilerimizi onurlandırmak amacıyla düzenlemekteyiz. Yarın karne alacak 38.196 öğrencimize iyi tatiller dilerken, çocuklarımızın velilerine, Milli Eğitim Bakanımızın diliyle, elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuk siz olsaydınız, kendinizi nasıl karşılardınız? Çocuklarımızı öyle karşılayın. Cumartesi ve pazar günleri ilçemizde yükseköğretim kurumlar sınavına girecek 8.260 öğrencimize de üstün başarılar diliyorum. 2 yıl önce Çerkezköy Yıldızları Ödül Töreni'nde bu kürsüden Çerkezköy ve Kızıldınar haritaları göstererek eğitim yatırımlarının sadece konumlarını gösterebilmiştim. Ve orada şu cümleyi kullanmıştım. Artan nüfus, göç nedeniyle yılda 3 okul ilave etmek şartıyla bütün bunlardan sonra Çerkezköy ilçesi hayal bile edilemeyen, kader görülen ikili eğitimden normal eğitime geçmiş olacaktır demiştim. Sayın Kaymakamımızın bu konudaki kürsü konuşması da müdahale etmezsek 3'te eğitime doğru yol alıyordu tespiti vardı. Bugün o hayalin neredeyse tamamının gerçek olduğu bir anı, bir zamanı hep birlikte müşahede ediyoruz. O günden bugüne ilçemizde 3 ek bina olmak üzere 14 okul açıldı. Toplamda 320 kullanılan derslik ilavesi yapıldı. %76 olan ikili eğitim oranı ilkokullarda %25, ortaokullarımızda %14'e düştü. Önümüzde açılış aşamasında olan ve Eylül ayında öğrencileriyle buluşacak 8 okulla birlikte kullanılabilir 176 derslik ilavesiyle ilçemiz Eylül ayı itibariyle inşallah tamamen normal eğitime geçmiş olacaktır. 3 yıl evvel yine burada bu salonda, zannediyorum değil mi müdürüm, yine burada bu salonda Çerkezköy'ün 3'lü eğitime gittiği, sınıf mevcutlarının 55'leri 60'ları bulduğu, öğrenci kardeşlerimizin güçlükle eğitim gördüğü, öğretmenlerimizin aynı şekilde aynı güçlükleri yaşadığı bir Çerkezköy'de, geçmişin faturasını bugünkü nesillerin yaşamak zorunda kaldığı, ilgisiz bırakılan dönemlerin bu dönem içerisinde bu seviyelere geldiği durumu yaşayan Çerkezköy'de bir değişimin başlangıcı oldu. Çerkezköy'de Çerkezköy'ün yeni bir kaymakamı göreve başladı. Ve yeni kaymakamı göreve başlamasıyla beraber yeni bir ilçe milli eğitim müdürü, yeni bir ilçe eğitim müdürüyle beraber Çerkezköy'de bunları bugüne kadar 55'leri 60'ları bulan sınıf mevcutlarını görmezden gelen, bu yoğunluğu, bu nüfus yoğunluğunu, artışını görerek, bilerek bu noktadaki sıkıntıları bugünlere kadar gözlerini kapayan yönetimlerde bir yeni bakış açısıyla Çerkezköy'ün geleceği bu olmamalı, bunun çaresi var. El birliğiyle bunun üstesinden gelebiliriz bakış açısıyla göreve başlayan ve bu günleri bize göstermesine emek sarf eden Sayın Kaymakamım Atilla Selami Abba'na ben bir kere daha huzurlarınıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İçerisinde bulunduğumuz zamanlar bizler için de bir mutluluk vesilesi, adeta bir hasat dönemi. Okullarımızda birbirinden güzel etkinliklerin sergilendiği, ilçelerimizde birbirinden güzel etkinliklerin sergilendiği bir dönemden geçiyoruz. Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmaların, ödül törenlerinin, seremonilerinin, müsamerelerinin gerçekleştirdiği çok güzel bir dönem. Bugün de hamdolsun Çerkezköy ilçemizde yıl içerisinde gerçekleştirilen ulusal, uluslararası, bölgesel yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize birazdan ödüllerini takdim edeceğiz. Tabii onlar da heyecanla bekliyorlar. Bu anlamda programımızın ana gündemi olan ödül törenine de birazdan geçeceğiz inşallah. Tabii ilçe müdürümüz, belediye başkanımız ifade etti. Geçirdiğimiz bu birkaç yıllık süreç içerisinde Çerkezköy yoğun bir eğitim altyapısı anlamında ihtiyacın karşılığını bulmuş oldu.
Elbette bizim Çerkezköy özelinde tüm il genelindeki eğitim altyapımızı iyileştirmek önceliğimiz. Bununla beraber elbette ki eğitimdeki niteliği geliştirmemiz ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak da bizler için olmazsa olmaz. Bu anlamda bizler öğrencilerimizin başarısını sadece akademik başarı olarak görmüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin hayata mutlu ve başarılı bireyler olarak hazırlanmaları için akademik başarılarıyla beraber bütünleşik, ayrı değil birlikte öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle beraber aklı selim, kalbi selim, zevki selim, iyi birer insan, mutlu birer insan olarak geleceğe yetiştirilmeleri de bu anlamda olmazsa olmazımız. Bunun için de yıl içerisinde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle öğrencilerimizin akademik başarılarını olumlu manada desteklemek için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Çerkezköy özelinde, Tekirdağ il genelinde 11 bin öğretmen arkadaşımızla da bu anlamda yarınlarımızın, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin mutluluğu ve başarısı için zaman mefhumu gözetmeksizin de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu geleneksel hale gelen ve benim katıldığım üçüncüsü sanıyorum bu. Çerkezköy'ün Yıldızları programında. Her defasında bir hayırseverimizin okul vaadinin müjdesini veriyorum. Bugün de çok değerli OSB Yönetim Kurulu Başkanımızın Eyüp Sözdinler Beyefendinin bir okul vaadinin müjdesini sizlere vermek istiyorum. Bunu kurumsal olarak değil, bizzat kendisinin yapacağını da bildirmiş olayım. Geldi. Yavaş yavaş sahnemiz yıldızlarını, şampiyonlarını ağırlamaya başlasın. Avrupa şampiyonlarımıza ve sponsorlarımıza ödüllerini vermek üzere ilçemiz kaymakamı Sayın Atilla Selam Mahpan'a davetimi arz ederim. Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay'a davetini arz ediyorum.
Kampiyonlarımıza ödüllerini vermek üzere şu anda salonlarında kullandığımız Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eyüp Sözgün'le davet edilen arz edilir. Ödüllerini vermek üzere Çerkezköy Kaymakamımız Sayın Atilla Selam Haban'a davetimi arz ederim. Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay'a davetimi arz ederim.